şekildeki ABC üçgeninde 9'a 5 verilmiş. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Yine burada bir değer verilmiş. Bakın BAC yani A açısı 90'dan küçükmüş. Buraya da A diyelim. A açısı küçük 90 derece. Şimdi A eşittir 90 olsaydı biz bu durumda X eşittir 9'un karesi artı 5'in karesinin kök içinde yazılışına eşit diyecektik. Yani bu öklük bağıntısı var, diklik bağıntısı. A, B, C ise ya da buraya C diyelim. A ise A'nın karesi B kare artı C kare oluyordu. Her tarafa kök içine yazdığımızda A kare A olarak çıkıyordu. Diğer tarafta B kare artı C kare kök içinde kalıyordu. Bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Bu durumda A açısı küçük 90 olduğu için bu A eşittir 90 içinde A açısı derecesi. Bu kez de A 90'dan küçük olduğu için X de 90'dan küçük karşıdaki değerden küçük olmak zorunda. X küçük 9'un karesi artı 5'in karesi olmak zorunda. 9'un karesi 5'in karesi 81 artı 25 yapar. X küçük 106 yapar. 106'nın kök dışına çıkışı kaçtır onu bulmaya gerek yoktur. X küçük 106. Şimdi arkadaşlar 10'un karesi 100'dür. 11'in karesi 121'dir. 106 ikisinin arasında olduğuna göre burada olduğuna göre X 10 küsür gün bir şey olacak. X'in alacağı değer 10 virgül nokta 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 şeklinde küsuratlı bir sayıdır. Sayı olacak. Burada gözüküyor zaten. Demek ki X 10 küsürden küçük olacak. Bir de diğer doğal normal yöntemimiz var. Hani X'imiz ikisinin farkından büyük olacaktı. Ve X'in toplamından küçük olacaktı. Bunu yaptığımızda X 4'ten büyük olur. 14'ten de küçük olur. Yalnız bunu birleştirmek zorundayız. Çünkü burada X 10'dan büyük, 10 küsürden büyük değer alamaz diyor. Yani biz bu ikisini birleştirdiğimizde arkadaşlar X 4'ten büyük ve 10 virgül nokta nokta noktadan küçük olacak. Küsurat burada küsurat var. Bu durumda X'in alacağı değerler 4'ten büyük 5 ile başlar. 6 nokta nokta 10'a kadar gider. 10'u da alır. Çünkü 10 küsürden küçük olacağına göre 10 da 10 küsürden küçük olduğuna göre 10'u da alabilir. X'in alabileceği en büyük değer 10, en küçük değer 5'tir. X en büyük değer 10'dur.